üç kişi olduk. Kişi olduk. YouTube'da başladık hocam. Tamamdır, teşekkürler. Merhabalar, herkese Docomo Türkiye adına hoş geldiniz diyorum. Bugünkü etkinliğimiz aslında geçen sene ilkini düzenlediğimiz, geçen sene Mimarlık Festivali kapsamında ilkini düzenlediğimiz ve daha sonraki yıllarda da aslında düzenli olarak devam etmeyi hedeflediğimiz Açık Kapı etkinlik dizimizin ikincisi. Geçen sene de yaptığımız gibi farklı temalarda ya da farklı çalışılan yapılara, alanlara yer vermeyi hedefliyoruz ve bunları aslında video gezilerle alanı hep birlikte geziyormuşçasına tanımayı, tanıtmayı ve daha sonra da bu yapıları ve alanları çalışmış olan bu alanların, yapıların güncel sorunlarına, dertlerine hakim olan panelistlerimizle tartışmaya açmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla genellikle bir üçlü yapı grubuyla bu etkinliği geçen sene de bu sene de düzenledik. Bu sene konu edeceğimiz yapılar Diyarbakır'dan Dilan Sineması, İzmir'den SSK Blokları ve Kırklareli'den Kepirtepe Köy Enstitüsü. Videoları hazırlayan arkadaşlarımız da aramızda. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Docomo Türkiye'nin bu etkinliğine böylesi değerli çalışmalarıyla katkıda bulundukları için biliyoruz ki farklı araştırmaların, çalışmaların bir parçası bu videolar. Bizim için sağ olsunlar böyle bir görsel belgeleme içine girdiler. Bu yapıları tartışmak üzere yine aramızda bulunan panelistlerimiz var. Meral Halifeoğlu, Feyzal Özkaban ve Neşe Gurallar. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte bu yapıları konuşmaya, tartışmaya dahil oldukları ve davetimizi kabul ettikleri için. Şimdi izninizle akışımız hakkında da kısa bir bilgilendirme yapayım. Öncelikle burada gördüğümüz sırayla Diyarbakır, İzmir ve Kırklareli sırasıyla videoları seyredeceğiz hep birlikte. Daha sonra ilgili panelistimizden bu konu hakkındaki görüşlerini alacağız ve bir diğer videoya geçeceğiz. İkinci turda ise videoyu hazırlayan arkadaşlarımızın çalışmaları ve bu yapılar hakkındaki daha detaylı bize aktarmak istedikleri bilgileri duyabilmek adına onlara söz vereceğiz. Ve en son aşamada da tabii ki siz katılımcılarımızın ve izleyicilerimizin soru, yorum ve katkılarına yer vermeyi planlıyoruz. Sunuşlar sırasında mikrofonlarınızı kapalı tutmanızı rica ediyorum. Ben maalesef tutamıyorum videoları ben göstereceğim için. Şimdiden keyifli seyirler ve verimli bir etkinlik diliyorum. İzninizle ilk video sunuşumuza Diyarbakır Dilan Sineması'na geçmek istiyorum. Birlikte seyredelim. Son olarak da son 10 yıl içerisinde yaşadığı
Diyarbakır'a gelişi Cumhuriyet'ten hemen önceye 1920'lerin başına denk gelir. İlk film gösterimleri Suriç'indeki Surp Sarkis Kilisesi'nde Avrupa Kiliseler Birliği'nin propaganda amaçlı kent tanıtımlarından oluşan sessiz filmlerdir. 1930'lara gelindiğinde artık film gösterimleri halk evinde yapılmaya başlar. Cumhuriyet'in yeni kurulduğu bu tarihlerde ülkenin sosyo-kültürel olarak istenilen seviyeye ulaşabilmesi için kurulan halk evleri Diyarbakır'daki sinema gösterim hizmetlerini de devralmıştır. 1930'ların sonunda halk evi sinemasının işletme biçiminde çıkan sorunlar yüzünden İsmet İnönü artık halk evinde film gösterimleri yapılmamasını emreder. Bu süreçte başka bir binaya taşınan halk evinin boş kalan bu binası 1941 yılında Cezayir Dilan'a kiraya verilir. Diyarbakır'da sinema bu tarihten sonra özel teşebbüsün kontrolündedir. 1950'lerde halk evlerinin kapatılması ve Demokrat Parti'nin özel girişimleri destekleyen politikaları sebebiyle şehirde arka arkaya sinema salonları açılmaya başlar. Eski halk evi binası Yenişehir Sineması olarak Dilan kardeşlerin işletmesidir. Fakat il özel idaresiyle yaşanılan bazı anlaşmazlıklardan dolayı Dilan kardeşler sinemayı Deveci ailesine devreder ve kendi mülkiyetlerinde olacak bir sinema binası yaptırmak isterler. Dilan kardeşler yeni bir sinema yaptırmak için o tarihlerde turistik otelin de mimarlığını üstlenmiş olan Harut Yunus Sarafyan ile görüşür. Sarafyan 1936 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuş, Sedat Hakkı Eldem'in de öğrencisi olma şansını yakalamış ve Arif Hikmet Oltay, Emin Necip Uzman, Hüseyin Gezer gibi önemli Cumhuriyet dönemi mimarlarıyla aynı sıraları paylaşmıştır. Sarafyan İstanbul'da mimarlık yaptığı zaman diliminde Pangaltı'daki İnci Sineması ve Yeni Sinema, Beyoğlu'ndaki Segban Apartmanı, Büyükada'da Monsieur Hillel Villası ve Büyükdere'deki Bardizbanyan villalarını tasarlar. Bir süre İtalya'da da yaşayan Sarafyan 1950'lerde Diyarbakır'a gelir ve 15 yıldan fazla bir süre Doğu illerinde mimarlık faaliyetlerini sürdürür. Diyarbakır'da Dilan Sineması ve turistik otel dışında Victoria Apartmanı, Hacı Sinan Bastıcı Evi gibi konut yapılarını da tasarlar. Birkaç yıl Diyarbakır Belediyesi'nde çalışır. Diyarbakır'daki Mühendisler Kooperatifi'nin de üyesidir. Sarafyan bu tarihlerde yalnızca Diyarbakır'da değil, Bitlis, Muş ve Van'da da farklı türde yapılar tasarlar. 1967 yılında camisi olmayan Hakkari'ye tasarladığı modern cami projesiyle Hürriyet Gazetesi'ne haber olur. Sinemanın inşaatı için günümüzde Dağ Kapı Meydanı olarak adlandırılan alanın çeperinde bir arsa seçilir. Şehrin kuzey surlarının hemen karşısında bulunan bu alanda 1960'larda da ordu evi inşa edilecek ve bu iki yapı Dağ Kapı Meydanı'nın kimliğini oluşturacaktır. Sinemanın yapımına 1951 yılında başlanır. Yapının ilk eskizinde Sarrafya'nın sinemanın hemen solunda 5 katlı bir lojman binası tasarladığı ve lojmanın arkasını yazlık sinema olarak planladığı görülür. Fakat bu tasarım uygulanmaz. Revize edilen planlarda sinemanın kıvrımlı cephesinin korunduğu, ön cephesindeki geniş pencerelerinde sıklaştırılarak daraltıldığı gözlenir. Giriş katındaki zarif sütunların üzerinde yükselen yapı, kışlık salon, yazlık salon, fuaye, balkon ve yan cephedeki ticari birimlerden oluşur. Ön cephesi kuzey surlarına ve Emirgan Parkı'na bakar. Ana salon tıpkı bir opera salonu gibi alt katta geniş bir oturma alanı, balkon, iki kat boyunca sıralanmış 70 adet locadan ve yaklaşık 2000 adet koltuktan oluşur. Yapının ön cephesinde hemen giriş katında bulunan sütunlar, Corbusier'in modern mimarlığın 5 temel ilkesinden biri olarak tanımladığı betonarme strüktürün taşıyıcı olmasının yanında estetik de olması gerektiği ilkesini hatırlatır. 5 yıl boyunca süren sinemanın inşaatı için Karadeniz'den taş ve tuğla ustaları, Kayseri'den sıvacı ve boyacılar getirilir. Çatının çelik taşıyıcılarını ise dönemin ünlü firmalarından Arşimdis yapar.
Açıldığı dönem Orta Doğu ve Balkanların en büyük sineması olarak gazetelere haber olur. Bu süre zarfında yalnızca film gösterimleri yapılmakla kalınmaz. Devlet Senfoni Orkestrası konserleri gibi farklı etkinliklerle Dilan Sineması Diyarbakır'ın eğlence hayatında büyük bir dönüşüm sağlar. Sinemanın sahiplerinden biri olan Nejat Dilan, o dönemlerde Diyarbakırlıların en şık kıyafetlerle sinemaya geldiğini, Dilan Sinemasına gelmenin halk için büyük bir hadise olduğunu anlatır. Sinemanın 1950'lerle birlikte propaganda aracı olmaktan çıkıp sadece bir eğlenceye dönüşmesi ve 1960'larda Türk sinemasının altın çağını yaşaması Dilan sinemasının da popülerliğini arttırır. O tarihlerde kadınların da sinemaya olan yoğun ilgisinden dolayı uzun yıllar boyunca Salı ve Cuma günlerinde kadınlar matinesi düzenlenir. Dilan sineması yalnızca Diyarbakır'ın eğlence hayatını dönüştürmekle kalmaz. Sinemanın hemen yakınında bulunan Emirgan Parkı, Dicle Bar ve Rico Pavyon da Dilan sinemasının popülerliği sayesinde ilgi gören mekanlara dönüşür. Dilan sineması ilk büyük değişimde 1970'lerde yaşar. Televizyonun yaygınlaşmasıyla bir kapanan yazlık sinema salonlarından biri de Dilan sinemasının yazlık bölümü olur. Bu bölüm kapatılarak ayrı bir kışlık bölüme dönüştürülür ve site sineması olarak adlandırılır. İkinci büyük değişim ise 1990'larda gerçekleşir. Hem sinemaların AVM'lere taşınması hem de televizyonun iyice yaygınlaşmasıyla zor dönemler yaşayan Dilan sineması farklı işlevlerde kullanılmaya başlar. Geniş balkonu, galeri boşluğu ve locaları bulunan ana salon, balkon bölümünden ayrılarak düğün salonuna dönüştürülür. Bu bölüm ilerleyen zamanlarda bir müdahale daha geçirerek iki ayrı cep sineması olarak işlevlendirilir. Yapının bu dönüşümlerden sonraki hali iki farklı bölümden oluşur. İlk bölüm ticari faaliyetlerin gerçekleştiği bir pasaja dönüştürülmüşken, diğer bölüm büyük salon, fuaye alanları ve 5 adet cep salonundan oluşur. 2005 yılında bir film şirketiyle yaşanılan anlaşmazlıktan sonra iyice ekonomik sıkıntılar yaşayan sinema 2009 yılında faaliyetlerini durdurma kararı alır. 2010 yılında tescillenen yapı için ilerleyen tarihlerde yapı sahipleri tarafından tescilin düşürülmesi için dava açılır. Davanın olumsuz sonuçlanmasıyla hala tescilli olan yapı 2009 yılından beri hiçbir işlevde kullanılmıyor. 2020 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Dağkapı Meydanı kentsel yenileme projesi kapsamında satın alınacağı ve dönüştürüleceği söylenen yapının hangi işlevde kullanılacağı veya yapıya hangi müdahalelerde bulunacağı açıklanmıyor. Diyarbakır'ın eğlence hayatını 60 yıl boyunca etkilemiş olan Dilan sineması bir modern mimarlık ürünü olmanın yanında bir hafıza mekanı olma özelliğini de taşıyor. Dilan sineması bugün hala o döneme tanıklık etmiş farklı kuşakların hafızasında ve anılarında büyük bir yere sahip. Evet, çok teşekkürler Pınar Can'a videosu için. Ben şimdi yapıyla ilgili konuşmak üzere sözü Meral Halifeoğlu'na devretmek istiyorum ama onun öncesinde kendisini kısaca size tanıtmalıyım. Pardon, Meral Halifeoğlu Dicle Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 1990 yılında mezun oluyor. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı'nda tamamlıyor. 2008 yılında yardımcı doçent, 2016 yılında da doçent oluyor. 1999 yılından itibaren de Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde akademisyen olarak meslek yaşamını sürdürüyor. Evet sevgili Meral, söz sende. Yapıyla ilgili, alanla ilgili neler söylemek istersin? Buyur. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sizleri ve tüm katılımcıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Herkes hoş geldi. Bu etkinlik için de doğrusu çok teşekkür ederim. Çünkü maalesef bu modern mimarlık mirasımızı koruma veya koruma düşüncesini anlatmak, konuşmakta bazen çok çaresiz kalıyoruz. Belki bu etkinliklerle biraz daha önemini vurgulayabiliriz. Daha çok kişiye ses getirebiliriz veya götürebiliriz diyeyim. Hani hep ümit içindeyiz diyelim. Pardon.
Genç mimarımız Pınar Can'ın hazırladığı videoyu izlediniz. Maalesef halen zamana ve onu yıkmak isteyen, yıkılmasını isteyen topluma karşı pardon, yapı ayakta olmaya devam ediyor, direniyor. Ama gelecek için kaygılıyız. Diyarbakır 1940'lara kadar da Suriçi denen geleneksel tarihi kent bölgesinde sıkışık kalmıştı. Dilan sinemasının en önemli etkenlerinden biri de 1949 yılında inşaatına başlanan bu yapıyla Sur içinde, Sur dışına halkın çok daha aktif katılımı sağlandı. Çünkü kentin bir şekilde sinemaya ilgisi çok fazla. Bunun yanında öteki sosyal faaliyetlere de tabii var. Çünkü toplum olarak buna açık. Bu yüzden de Sur içinde sürekli artan bir sinema yapısı, sinema salonu yazlık ve kışlık, özellikle iklimsel koşullardan dolayı da yazlık sinemaların etkisiyle sürekli bir sinema kültürü gelişti. Bu öyle ki bir ilgi odağı haline geldi ki bir Dilan sinemasının varlığı işte bu yıllarda artık gereksinim oldu ve Dilan kardeşler denen aile bu etkinliğe girişti ve verilen bu parsel üzerinde büyük bir salon, yaklaşık 1000 kişi, hatta 1500 kişi de olduğu belirtilen, bir keremde alabilen bir salonu olan bu büyük yapı, kültür ve sanat yapısı devreye girdi. Hatta o dönemi bazı kişilerden dinlediğimizde kombine bilet alınmazsa bu filmlere istediğiniz günlerde gitme şansınız yokmuş diye de var. Bunun yanında bu sinema salonu kentin sosyalleşmesinde ve ekonomisinde çok etken oldu. Çünkü önünde yapılan Emirgan Çay Bahçesi ve Pınar'ın belirttiği bazı ticari yapılarda onun varlığıyla daha fazla canlandı. Ekonomik olarak da burada bir döngü oluştu. Bunun yanında siyasi partilerin de Diyarbakır'a geldiğinde hani halkı toplayıp fikirlerini veya düşüncelerini paylaşacakları ortam yoktu. Bu kadar büyük alacağı bir mekan. Bu bakımdan da bu topluluklara çok büyük bir ev sahipliği yaptı. Olay daha da devam etti. Bunun yanında konserler oluştu. Sinema içinde bu kez kadınların olan çok yoğun ilgisinden dolayı kadınlara yönelik matine günleri, bu da kadınların daha çok sosyal hayata katılmasını, dışarı çıkmasını, bir tarihi kent alanı içerisinde, kale kent içerisinde yaşamak zorunda olan kadınların daha çok paylaşımcı dış dünyada yer almasını sağladı. Bir modern mimarlık mirası örneğimiz. Evet, ve çok değerli bir yapı. Çünkü çok büyük bir anı değeri var. Toplumu dinlediğiniz zaman herkesin bir şekilde orada bir anısı var, bir paylaşımı var. Sinema olarak fonksiyonunu kaybetmeye başladığı yıllarda da bazı insanların işte düğün, bazılarının işte daha farklı bir etkinlik kutlama için bu salonlarda yer alışını dinleyebiliyoruz. Ve o yüzden bu toplum sürekli hayatında olmasını istiyor. Dağ Kapı Meydanı ile birlikte zaten karşısında surların da bir süliyetini hemen öbür tarafında göreceğiz, kale kentin. Dağ Kapı Meydanı'nda o dönemden itibaren olan Emirgan Çay Bahçesi, işte sağ tarafta maalesef yıkılıp günümüze gelmeyen halk evi, ki uzun sürede sinema yapısı, sinema kültürü olarak da o yapı çok hizmet verdi. Yakın zamanda da kaybettiğimiz Ordu Evi, ki 60'lı yıllarda yapılan bir özel şahıs oteli olmakla beraber yakın zamanda günümüzde diyelim ki yok oldu. Bugün o da yeri boş. Daha ilerisinde de maalesef hemen bir yine 50'li yıllara ait bir sosyal yapı olarak bizim turistik otel, onun da yıkım kararı alındığını duyduk zaten üzüntüyle. Bu şekilde modern mimarlık mirasımızın maalesef bir şekilde korunmaması ya da korunmaya değer görülmemesi, sürekli yerine günümüz konfor koşullarında işte daha çok katlı, daha çok insana hizmet verecek veya daha çok rant olacak bir yapıların inşa edilme çabasını duymak üzücü oldu. Bu aynı şekilde Yenişehir kent alanına doğru da ilerleyebilir kaygısı içerisindeyiz. Bu kültür mirasımızın da belgelenmesi, korunması ve mesela bu Dilan sinemasının bir sinema müzesi içinde olabilir, yine eski anıları da canlandırabilecek şekilde sinema kültürünü, o toplumsal faaliyetleri, o yaşamı canlandıracak bir şekilde yeniden düzenlenmesi, aktif hale getirilmesi
çok değerlidir. Kentimiz için, kentimizin belleği için, kültürünün korunması için. Bu amaçla biz de bu kaygılarla aslında modern mimarlık mirasını üniversitede de daha fazla böyle belgelemek, akademik hayata katmak için çabalıyoruz. İzlediğiniz videoda birçok kaynak olarak Didem Şahin'i çalışmasını ben yararlanmıştır. Bu Diyarbakır'da sinema yaşamını, kültürünü ve özellikle de Dilan sinemasını tek yapı ölçeğine indirip koruma çabalarının ve önerilerinin geliştirildiği bir tez çalışması yaptık. Bunun üzerine bir iki yayın da en sonunda da hatta bu yılın Ocak ayında 2021'de görmek isteyenler için bu yapıyı yine hedef aldığımız, konu aldığımız bir makale Mimarlık Dergisi'nde de yayınlandı. Bu çabaların artması gerektiğine inanıyorum. Dilan sineması zamana karşı ve birçok yıkım düşüncesine karşı direniyor. Umarım yetkililer de buna karşı daha iyi bir tedbir alırlar. Yıkmak yerine bir sinema kültürümüzü, bu belleğimizdeki bu anı değeri çok yüksek yapıyı özelliklerini koruyacak şekilde hayatımıza katacak bir proje geliştirilir diyorum. Çok uzatmayayım herhalde. Teşekkür ederim bu söz için de. Çok, çok teşekkürler. Evet, aynı dilekleri mutlaka hepimiz paylaşıyoruz. Daha detaylı olarak yapılması planlanan çevre düzenleme projesini ve senin de bahsettiğin gibi çok yakın zamanda maalesef Ordu Evi'ni kaybettik. O kapsamda o alanı gerçekten tedirgin edecek kulağımıza gelen gelecek planları var. İkinci turda daha detaylı belki izleyicilerimizin de soru ve yorumlarıyla tartışma olanağı buluruz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ikinci yapımıza geçelim. İzmir SSK blokları. Videoyu seyrettikten sonra tekrar konuşmalarımıza devam ederiz. Pardon, görünüyor mu? Evet, görünüyor. Tamam, bilgisayar bir hata verdi de anlamadım. Tamam, yok yok, sorun yok şu an. Merhaba, 2020 Mimarlık Festivali kapsamında başlatılan Açık Kapı Günleri etkinliğinin 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilk etkinliği İzmir SSK Bilimleri. Ben Hikmet Doçent Doktor Hikmet Erdek Güner, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Sizlere bu sunumda İzmir'in önemli meydanlarında olan Pınar Meydanı hakkında ve onun SSK ile olan bağlantısı hakkında kısa bir sunuş yapacağım. Merhabalar, ben Edine Cişener. İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi doktora öğrencisiyim. Sizlere Orhan Linç ve SSK blokları hakkında sunuş yapacağım. İzmir, kent merkezi olarak uzun süre kullanılan ve günümüzde de merkez olma özelliğini devam ettiren Konak Meydanı, kent belleğinde önemli bir yere sahiptir. Simgesel birçok ögeyi içinde bulunduran meydan, 18. yüzyıldan bugüne kadar kentin ana merkezi olmuştur. 19. yüzyıldan günümüze kadar kamusal açık alan olarak kullanılan meydanın kimliğini oluşturan birçok önemli tarihi yapı meydanın genel karakteridir. Hükümet Konağı, Saat Kulesi, Belediye Sarayı, Eski ve Yeni Vapur İskelesi, Yalı Camii, Ankara Palas Oteli, Anafartalar Caddesi girişi, Askeri Kıraathane, Milli Kütüphane ve Sarı Kışla gibi yapılar kimi ayakta kimi yıkılmıştır ama zamanın tamamlayıcıları olmuşlardır. 1755 yılında inşa edildiği düşünülen cami günümüzde Yalı Camii olarak bilinir. Meydanın kamusal merkeze dönüşümü İzmir'in ünlü Voyvoda Konağı'na dayanır. 1804 yılında inşa edildiği düşünülen konak, 3 katlı ahşap cumbalı geleneksel Anadolu konutudur. Zamanla yapı meydanda devleti simgeleyen vali konağına dönüşmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nda 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kapatılmasıyla birçok kentte olduğu gibi İzmir'de de bir kışla yapılmasına karar verilir. Vali Konağı'nın karşısında Sarı Kışla'nın 1827 yılında inşası başlar. Böylece Konak Meydanı'nın İzmir'in kamusal merkezi olması konusundaki ilk adımlar atılır.
1854 yılında Storari tarafından hazırlanan kent planıyla Konak Meydanı'nın ilk sınırları belirlenir. İzmir'in günümüzdeki simgesi Saat Kulesi, 1901 yılında Mimar Raymond Charles Fay tarafından tasarlanır. 19. yüzyıl ortalarından itibaren meydanda devlet kurumlarından oluşan kamusal merkezi belirleyen Hükümet Konağı, Sarı Kışla ve Saat Kulesi'nin yakın çevresinde Saint Roch Hastanesi, Urabaye Müslümin Hastanesi, Aydın Vilayeti Hapishanesi, İdadi Binası, Elhamra Sineması ve İzmir Milli Kütüphanesi inşa edilmiştir. 20. yüzyıla girmeden hemen önce rıhtım ve limanın yapılmasıyla oluşan dolgu büyütülerek Konak Meydanı daha da önemli bir konuma gelir. Cumhuriyetle birlikte ülkenin modernist ideolojisini yansıtacak bir mekansal yapılaşma anlayışı İzmir'de de ortaya çıkar. Bu amaçla İzmir'de 1924 yılında Henry Prost'un danışmanlığında Rene ve Raymond Danger'a imar planı çalışmaları yaptırılır. Mimar Herman Jansen 1932 yılında İzmir'e davet edilir ve plan hakkında rapor hazırlatılır. 1948 yılında bir hafta süreyle İzmir'e gelen Corbusier, fikir eskizleri niteliğinde ayrıntılı olmayan pafta çizimleri ve önerileri hazırlar. Ancak bu çalışma ilginç bir önerinin ötesine geçemez. Corbusier'in hazırladığı raporda Alsancak ve Konak meydanlarına ilişkinde tasarımlar yer almıştır. 1951 yılında İller Bankası tarafından İzmir şehri imar planı milletlerarası projesi yarışması düzenlenir. 1954 yılında Hollandalı mimar Duda'ya Konak Meydanı ve sahil bandını içeren bir kentsel tasarım projesi yaptırılır. 1955 yılında 1922 İzmir yangınından çok fazla zarar gören Sarı Kışla'nın yıkım kararı alınır. 1951 yılında açılan yarışmanın getirdiği öneriler yeterli görülmeyerek 1956 yılında bir yeni yarışma açılır ve yarışmayı Doğan Tekeli, Sami Sisa, Tekin Aydın hazırladığı proje kazanır. Ancak bu projede uygulamaya geçemez. 1966 yılında açılan yarışma sonucunda elde edilen İzmir Belediye binası meydanın yeni yüzlerinden biri olmuştur. Aynı yıl sosyal sigorta blokları İşhanı projesi de yarışmaya açılır. 1985 yılında çağrılı yarışma ile İzmir Konak Meydanı Pasaport İskelesi arası düzenlemesi sınırlı proje yarışması organize edilir. Yarışmayı Kemal İpek kazanır. 1986-1992 yılları arasında 14 aşamada değişikliğe uğrayan Konak Meydanı projesinin en son aşaması galeridir. Mevcut imar planının izin vermemesi sebebiyle proje yargı yoluyla iptal edilmiş, Konak Meydanı aynı yıl sit alanı olarak ilan edilir. 2002 yılında Ersen Gürsel tarafından tasarlanan Konak Meydanı düzenlemesine 2003 yılında başlanır. Projede öncelikli olarak meydanı ölçeklendirmek ve yaya ulaşımını geliştirmek amaçlanır. Meydan 2020 Ekim ayında gerçekleşen deprem sonrasında yeni düzenlemeler ile gündeme gelmiştir. Meydanın günümüzdeki kimliğinin önemli bir parçası olan STK blokları 1966 yılında açılmış kurumsal bir yarışmada Orhan Dint'in projesinin birinci seçilmesi sonucunda inşa edilmiştir. Birinci seçilen proje Orhan Dint'in, ikinci olan Fikret Cankut'un, üçüncü proje ise Oral Vural ve Cengiz Bektaş'ın tasarladığı proje olmuştur. Orhan Dint'in tasarladığı yapı bloğunun seçilmesine sebep olan en önemli özelliklerden birisi yapının yer ile kurduğu ilişkinin güçlü olmasıdır. Bulunduğu bölgeyle uyumlu, yüksek katlı olmayan, basit ve yalın olması gibi özellikler projenin diğerlerinin önüne geçmesine neden olmuştur. Bu arada yapı bloklarının mimarı Orhan Dinç birçok ulusal yarışmada derece almış, dönemin önemli modern üslupta tasarım yapan mimarları arasındadır.
1934 yılında Elazığ'da doğmuştur. 1950'de Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirmiştir. 1955 Haziran döneminde İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olmuştur. 1955 yılından itibaren çeşitli kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 12 birincilik, 5 ikincilik, 10 üçüncülük, 19 mansiyon ve 3 satın alma kazanmıştır. SSK Ankara Kızlar Rant Tesisleri, Merkez Bankası Van Şube Binası ve lojmanları, Samsun 400 yataklı Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İzmir Sosyal Sigortalar Blokları, İşhanı gibi yapılar önemli çalışmalarındandır. İzmir Sosyal Sigortalar Blokları, Konak Meydanı'nın günümüzdeki karakterini oluşturan en önemli parçalardandır. Meydanda yaya ulaşımının denize kadar sürekli olması, yapının kullanım yoğunluğunu arttırmıştır. 1960'ların tasarım yaklaşımıyla yeni kamusallığın ilk örneklerinden olan yapı, günümüzde de bu özelliğini sürdürmektedir. Şehrin dokusunda eriyen ticari faaliyetlerin zemin katla çözülmesi, ticari faaliyetlerin aralarında oluşturduğu geçitler, Konak Meydanı ve paralelindeki cadde arasında organik bir bağlantı kurmuştur. Aynı zamanda zeminde ve bodrum katta oluşturulan iç avlularda su ve peyzaj düzenlemeleriyle ferah mekanlar yaratılarak yapı hafifletilmiştir. Oldukça büyük bir kütle oranına sahip olmasına rağmen yapının planlanmasındaki incelikler yapının kullanımının artmasına neden olmuştur. Ayrıca cepheye 1975 yılında eklenen seramik panolar da yapının estetik değerini arttırmıştır. Şimdi SSK bloklarının güncel halini fotoğraflar ve videolar üzerinden izliyoruz. İzmir'in tarihi liman kenti olarak UNESCO Dünya Mirası listesine giriş çalışmaları ve 2020 Ekim ayında yaşanan deprem ile Konak Meydanı yeniden düzenlenmeye, yeniden tartışılmaya başladı. Tasarımı ile oldukça yenilikçi bir yaklaşıma sahip olan SSK blokları karma kullanımın ilk örneklerindendir. Alt katta ticari işlev, üst katta idari yönetim yapıları ve halkın daha yoğun kullanımını sağlayan kültürel faaliyetleriyle SSK blokları Konak Meydanı'nın karma kullanıma ait olan ilk örnek yapılarındandır. Ayrıca 1976 yılında Aziz Borbon tarafından tasarlanan ve uygulanan seramik uygulamaları da yapının estetik değerini oldukça arttırmakta, kent belleğinde önemli bir yer edinmesini seramik bağlamında sağlamaktadır. SSK bloklarının mülkiyeti %90 oranında SGK'ya aittir.
Bu durum yapının kontrollü bir şekilde değişmesine, dönüşmesine neden olmaktadır. %90'lık mülkiyet hakkı yapıya düzenli bakım ve onarım yapılmasını sağlanmaktadır. 2018 yılında güçlendirme projesi hazırlanan blokların henüz uygulamasına maddi kaynakların yetersizliğinden dolayı geçilememiştir. İBB binasının deprem sonrası yıkım kararı alındıktan sonra kamu yapılarının konak meydanı çevresindeki kamu yapılarının birçoğunda depremle ilgili güçlendirme sorunları söz konusu olmuştur. SSK içinde benzer tartışmalar yaşanmıştır. Ancak henüz netleşen bir durum söz konusu değildir. İç mekanlarda malzemelerin ve detayların tahrip edildiğini, korunmadığını görmekteyiz. İç mekanlardaki düşey sirkülasyon elemanlarının özgünlüğünü koruduğunu bizleri mutlu etmekte. İnşa edildiğinden beri kültürel öneme sahip olan SSK bloklarında bulunan Efes patisleri, Çınar Sineması, 1990'larda kaset satan mağazalar ve kitapçılar örneğinde önemli yer edinmiştir. Ve kullanıcılar için özel bir anlam ifade etmektedirler. Alanın kemer altının hemen yanımda olması ve sit alanı içerisinde bulunması sınırlı ve kontrollü müdahalelere hala neden olmaktadır. Ancak yönetimsel alınacak kararlar SSK bloklarını da etkileyecektir. Yakın zamanda konak meydanı ve çevresindeki kamusal binaların SSK blokları da dahil olmak üzere nasıl etkileneceği merak konusudur. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi İzmir'de bir farklı türden yine bir risk altında olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz bu yapı üzerine yorumlarını almak üzere sevgili Feyzal'a sözü bırakacağım. Ama öncesinde yine kısaca kendisini tanıtmak istiyorum. Doçent Doktor Feyzal Avcı Özkaban, 1999 yılında 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede 2004 yılında 19. yüzyıl Kastamonu Konutları Değişim Süreci isimli tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2002-2004 yılları arasında Simirna Antik Kenti kazılarında kazı mimarı olarak görev aldı. 2004 yılından bu yana 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmakta. 2014 yılında Modern Mimarlık Mirasının Korunması Sorunsalı İzmir Konut Mimarlığı Örneği başlıklı tez çalışmasıyla da doktor unvanı aldı. Modern mimarlık mirası, Cumhuriyet dönemi mimarlığı, geleneksel konut, tarihi dokuda yeni yapı ve biyotasarım üzerine araştırmalar yapmakta. Bu konuda çeşitli çalışmalarda ve TÜBİTAK projelerinde yer almakta. Aynı zamanda kendisi Dokomo Türkiye Yayın Komitesi üyelerimizden. Şimdi ben sözü sevgili Feyzal'a bırakıyorum. Çok yakın zamanda yine İzmir'le ilgili demin sunuşta da Hikmet ve Ece bahsettiler. İzmir Büyükşehir Belediye Binası'nın karşı karşıya kaldığı riskle ilgili çok yakın birlikte çalışmıştık. Buyur, değerlendirmek için söz sende. Herkese merhaba, çok teşekkür ederim. Açık kapı etkinliklerinin aslında özellikle de modern mimarlık mirasını gündeme getirmek için çok etkin ve etkili etkinliklerden biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden de burada olduğum için mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Katılımcılara da hoş geldiniz diyorum. Aslında şimdi Meral Hoca'nın sunumunu izlerken şunu fark ettim ki benzer şeylere vurgu yapacağım. Sanırım 20. yüzyıl yapılarının işte burada gördüğümüz örnekleri gibi nitelikli ürünleri aslında sadece kendi varlıklarıyla değil, bulundukları bağlam içindeki etkileriyle aslında çok güçlüler. Bazen bunları sadece estetik kaygılarla ya da başka sebeplerle tartışıyoruz ama galiba daha derin anlamları var. Şimdi SSK blokları içinde şunları söylemek istiyorum. Biraz değerleri üzerine birkaç başlık açacağım. Şu anda işte yarışma ile elde edilmiş bir imar planının çizdiği vizyon çerçevesinde onun belirlediği alanda yine bir mimari yarışma ile elde edilmiş ve üstelik Hikmet hocaların videoda vurguladığı gibi karma programıyla da bulunduğu kent için programı anlamında öncü olan yapılardan birini tartışıyoruz. Birinci başlık elbette ki mimari niteliği olacak.
Yani burada hepimizin hemfikir olacağı gibi döneminin uluslararası mimarlık yaklaşımları çerçevesinde onun paralelinde tasarlanmış bir yapı kompleksi. Ancak bundan daha önemli bir yanı var bence bu kompleksin. Aslında bağlamla ilişkisini formu ya da mimari dilinden öte, kemeraltı bölgesinin mekan geleneği ve ticari kullanım ilişkilerini çok iyi yorumlayarak yapmış olması nedeniyle çok değerli bir yapı kompleksi. Bunu anlatabilmem için özellikle de Kemeraltı'nı İzmir'i bilmeyenler için çok kısa ne demek istediğimi açmak istiyorum. Kemeraltı bölgesi aslında avlulu ve geçitli han, çok sayıda avlulu ve geçitli han tipolojisinin aslında baskın olduğu ve bunların tipolojisinin 19. yüzyıl sonuna kadar tekil ticari birimlerin oluşumu, bunların bir araya gelişinde de o mekan kurgusunun devam ettiren, onun geleneğin devamı şeklinde oluştuğu bir dokudan bahsediyoruz. Ve burada aslında yani kent planında ya da işte uydu fotoğraflarından baktığınızda gördüğünüz yol ağının ötesinde aslında yapı ölçeğinde ya da ada ölçeğinde gizli pek çok geçit, pasaj ya da arkatla desteklenen bir ticari dolaşım ağına sahip. Bu anlamda da baktığımız zaman aslında bu mekan kurgusu o kadar güçlü ki, yani tarihsel süreçte Kemeraltı ticari bölgeyi bilenler, deneyimleyenler hak verecektir. Zaman zaman belli noktalarda ticari yaşam zayıflasa bile o kadar güçlü bir dolaşım ağı var ki o dolaşım ağı sürüyor. Kullanıcıların alışkanlıkları devam ediyor. Bu sefer tekrar bu ticari düşüş yeniden o kullanımlarla hayata geçiyor. Dolayısıyla bu yol ağı ve ticaret ilişkisi birbirini çok besleyen, destekleyen bir ilişkisi var. Şimdi bunun üzerinden SSK bloklarına baktığımız zaman evet, yani planın öngördüğü bir büyük leke var. İşte tarihi Kemeraltı'nın denize ulaştığı bir sınır konumunda bir yerde, yapılaşmanın sınırı gibi duran. Dolayısıyla da o büyük lekeyle orayı perdeliyormuş gibi görünse de aslında tam aksine, videoda gördüğünüz üzere çökertilmiş zemin kodu ve onun üstünde yarattığı kent kodu, kent terası diye nitelediğim benim kodla kurduğu ilişkiler, pasajlar, geçitler, iki kod arası avlularla aslında o geleneği 20. yüzyıla taşıyan bir özelliği var. Ama tersten okursak da, yani deniz tarafından bölgeye girdiğimizde de aslında bu geleneği başlatan bir yapı. Çünkü bunun ardından Kemeraltı'nın 19. yüzyıl dokusuna doğru katman katman adalar bazında gittiğinizde yapıların tarihlerine de baktığımızda aslında bundan sonra yapılan pek çok iş hanına da referans olmuş bir mekan kurgusu var bu yapının, bu kompleksin. O yüzden bunun hani çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tam da bu özelliği nedeniyle aslında Meral Hoca'nın söylediği gibi bu yapıda Dilan Sileması gibi direnen bir yapı. Yani gördüğü tüm hoyratlığa rağmen kendi mekansal niteliği nedeniyle hiçbir zaman kullanım değerini kaybetmemiş bir yapı kompleksinden bahsediyoruz. Uzun yıllardır ofis blokları boşaltıldı ama videoda gördüğünüz üzere zemin kat ticari yaşam asla durmadı. Zaman zaman zayıflamış olabilir ama hep o ticari yaşam, sosyal odak devam etti. Videodan tekrar vurgu yapayım. Üst kod şu anda ofis bloklarının açıldığı kod. Neredeyse çalışmaz vaziyette olmasına rağmen gördüğünüz öylesi bir yağmurlu havada bile insanlar için hala geçit, bağlantı ve dolaşım aksının önemli noktalarından biri. Dolayısıyla aslında bu hani kullanım değerini kaybetmemiş olması çok önemli diye bakıyorum. Diğer bir konu, önemli başlık bence yapının çevresel etki değeri. Bunu da iki alt başlıkla açmak isterim. Birisi, Dilan sinemasında da biraz bahsettik aslında. Bölgenin ekonomik kalkınmasına etkisi. Şimdi burada neyi kastediyorum? Kompleks uzun yıllar ofislerin bir bölümü adliye tarafından kullanıldı. Bir bölümü sahipleri gereği SSK blokları olarak işledi. Şimdi bu böyle bir kere çok büyük ölçekli yapılar bunlar. Evet, dolayısıyla bir sabit çalışanları var ve bunların bir profili var. Dolayısıyla da onlar aslında yapının içinde ve ilişkilendiği sokaklardaki ticari kaliteyi, niteliği ve onlar dolayısıyla da bütün kent bütününden gelen müşteri profilini belirleyen bir yapı burası. Ofis blokları boşaltıldıktan sonra, adliye buradan gittikten sonra
şunu da söyleyeyim, adliyenin olduğu dönemde kompleksin etrafındaki pek çok iş yanında çok sayıda avukatlık bürosu vardı. Dolayısıyla aslında kentin bu amaçla da pek çok kentlinin mutlaka kemer altına geldiği, uğradığı, dolayısıyla da kemer altının 20. yüzyıldaki yaşamını zenginleştiren bir gücü vardı yapının. Adliye boşaltıldıktan sonra hızla çeper binalardaki avukatlık ofisleri de gitti. Özellikle kara tarafındaki Milli Kütüphane Caddesi üzerindeki ticari birimler hızla boşaltıldı ve aslında bir kısmi ticari çöküş yaşıyor şu anda alan. Ama inanın buna rağmen sokakta bunu yaşarken yapının kendi içinde eksik odundaki ticari hayat hiç bozulmadı. Yani bu devam ediyor ve bence bu işte yapının yerle kurduğu ilişkisinin gücü ve söylemek istediği şeyi çok iyi söylüyor oluşuyla gelen bir şey. Diğer bir konu, diğeri de kültür sanat. Yani bu bölgenin kültür sanat yaşamına etkisi. Aynı sokağı paylaştı az önce söylediğim kara tarafındaki sokak, Milli Kütüphane Caddesi burada, Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sineması var, 19. yüzyıla kadar gelen dönem yapıları ve Milli Kütüphane var. Bunların da etkisiyle, yani onun da gücüyle aslında yapı programı kültür sanat anlamında da önemli. İçinde bir sineması var. Videoda dile getirildi, Çınar Sineması yıllarca burada çalıştı, önemli bir odaktı. Efes Pastanesi yine önemli bir sosyal odaktı. Bunlar tabii çok önemli. Ama işte boşaltılma döneminde bir süre belki aksamış olabilir ama şu anda da sahne tozu tiyatro topluluğu aktif olarak kullanıyor sinemayı. Öte yandan bu üst kod hep söylediğimiz gibi işte sahafların, kitapçıların olduğu, dolayısıyla Efes Pastanesi işte kitap severlerin sürekli burada olduğu, sanat etkinlikleri için, sinema için insanların burada buluştuğu bir gücü de var yapının. Öte yandan işte kent belleği ya da Kemeraltı'nın ticari tarihinde önemi var. Bunu yadsıyamayız. Nedir? Mesela işte YKM gibi 1950'lerde kurulmuş, konfeksiyondan züccaciyeye, ev aletlerinden kozmetiğe bu kadar geniş yelpazede ürünleri, işte hani ülkemizin koşullarını düşünelim, ulusal ölçekte bir markadan bahsediyoruz ve her türlü ailenin ekonomik geliri seviyesinde taksitlendirmeyle satış yapan bir ticari birim yapının başlangıcından beri hala orada. Böylesi bir ulusal markaya ev sahipliği yapıyor. Bence bu da çok kıymetli. Kent belliği ve Kemeraltı'nın ticareti açısından. Öte yandan Efes Pastanesi gibi İzmir için marka bir pastanenin her şeye rağmen ki o ofislerin açıldığı kottadır. Yani bütün boşaltılmalara işte ofislerin kullanımının sonlanmasına rağmen orada varlığını sürdürüyor olması burada kentlinin sosyal olarak onu hala benimsediğini gösteren bir şey. O açıdan önemli. Tüm bunlarla bak ya da işte notlarıma bakıyorum unutmuş olmayayım diye. Ya da işte Cumhuriyet sonrası Kemeraltı için çizilmiş vizyonun içinde idari ve kamusal merkez olma vizyonu içinde çok önemli bir temsilci bu. Bu kompleks ve de alının 20. yüzyıl katmanının önemli temsilcilerinden biri. Ama evet ne yazık ki 30 Ekim 2020 depreminde Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı hasar, tek bir yapıyı konuştuğumuzu ve onun değerini, anlamını tartıştığımızı zannederken bir anda bütün konak meydanı ve aslında işte Kemeraltı ticari bölgenin denize açıldığı hattaki tüm 20. yüzyıl katmanının bir anda tartışmaya açıldığı bir sürece getirdi bizi. Aslında bunda da hani bakış açısı ne, biz niye bu yapılar yıkılmalıdır gibi bir tartışma içine girdiğimizde baktığımda çok temel iki şey görüyorum. Bir tanesi son dönemde yüceltilen Osmanlı mimarisi ya da tarihselcilik yaklaşımı. Diğeri de evet Kemeraltı odağında başlayan tarihi liman kenti tanımlamasıyla başlayan UNESCO adaylığı. Ama bence tabii burada şey de var, bu adaylık sürecinin yanlış bir bakış açısıyla gidiyor oluşu. İşte bu adaylığın sadece tarihi liman özelliğiyle gelemeyeceği, UNESCO'da bu tür adaylıklarda oysaki tüm katmanların korunmasının ne kadar önemli olduğu ortadayken biz şu anda bir İşte hani 19. yüzyıl Kemeraltı dokusuna ulaşmak üzere bir takım hamlelerin tartışıldığı bir noktadayız.
Ama şununla bitirmek istiyorum. Konuşmamı uzattıysam özür dilerim. Oysa ki Kemeraltı'na artık SSK blokları ve çarşısı olmadan, Şan sineması ve pasajı olmadan, Sema sineması ve pasajı olmadan, Salepçioğlu Hanı ve iş merkezi olmadan düşünmemiz mümkün değil. Bunu şöyle söyleyeyim, deneyimleme şansımız olursa diye bir rota çizeyim size. İşte 21. yüzyılın başında kullanıma geçmiş metrodan çıkıyoruz. 20. yüzyılın yapısı SSK bloklarının zemin kodundaki geçitlerden birinden geçip Milli Kütüphane Caddesi'ne geliyoruz. Oradan bir geçitle 1. Beylere, oradan 2. Beylere, sonra Şan pasajından geçip Sema'ya, Sema'dan geçip kendimizi Anafartalar Caddesi'nde bulduğumuz bir hikayeden bahsediyorum. Ve orada evet 19. yüzyılı istiyorsanız zamanda yolculukla zaten oradasınız. Anafartalar Caddesi Kemeraltı ticaretinin ana aksarından biridir. Yani bu yapılar o kadar iyi eklemlenmiştir ki 19. yüzyıla. Şu anda bunların olmaması yani bu ne ölçeğiyle ne mimarisiyle konuşacağımız bir şey değil. Bunca yıldır 50-60 yıldır yaşadığımız alışkanlıkları kaybettiğimiz bir sürece götürür bizi. O yüzden böylesi kıymetli bir yapı kompleksinin korunması için elimizden ne gelirse yapmalıyız diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler Feyza. Gerçekten çok önemli konulara değindin. Eminim bir sonraki turda tekrar geri döneceğiz. Özellikle bu katmanın korunması ve hani kaş yapalım derken göz çıkarmak diye özetleyeceğim. Gündelik dilde kusura bakmayın ama başka da bir terim bulamıyorum açıkçası. Bir taraftan çok üst düzey bir koruma statüsüne ulaşmayı hedeflerken aynı anda çok büyük hatalar yapmak gerçekten büyük kayıplar yaratıyor. Diyarbakır'da da benzer durum var, Beral de bahsetmişti. Şimdi dilerseniz üçüncü örneğimizle devam edelim. Sonra yeniden bu ortak ya da farklılaşan sorunları hep birlikte tartışabiliriz. Üçüncü örneğimiz Kırklareli'nden Kepirtepe Köy Enstitüsü. Kendisine teşekkür ediyorum. Özellikle Dokomama Türkiye eş başkanı Ebru Oma'ya, sevgili Ebru'nun girişimleriyle kendileri daha iyi açıklayacaktır. Onların yürüttüğü bir çalışmanın ilk tespitlerini bizlerle paylaştılar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Eminim devam edecektir çalışma. Oh,
Kepirtepe Köy Enstitüsü'nün Kodrum artı iki katlarına oluşan ön binası. Giriş kısmına kapısında merdivenli bir ana girişe sahip. Yol deli ekonomi sebebiyle önü daha çok otopark yaratılıyor. Zemin katı planda görüldüğü üzere iki yana uzanan kanatlar ve ıslak hacmin de bulunduğu ekipten oluşuyor. Sağda kuzey kanadı, solda güney kanadı, ortada ise ekletim ve arka giriş görebilirsiniz. Birinci kat planı zemin kat ile aynı. Ancak ek kısmı ile koç farkı bulunmakta. Bodrum katta ise ek kısım olarak nitelendirdiğimiz yer bulunmuyor. Sağda bodrum katın kuzey kanadını, solda güney kanadını, ortada ise merdivenlerini görmektesiniz. Güney kanadında gördüğümüz merdivenler arka girişe ait. Kırklareli'nin Dilebudur ilçesinde bulunan Kepirtepe Köy Enstitüsü yapı kompleksinin konferans ve yemekhane olarak kullanılan çok amaçlı alanındayız. 1945 yılında dikdörtgen planlı olarak inşa edilen bu yapı günümüzde altılı ve kısmen yıkılmış durumda bulunmaktadır. Yapıya giriş Güneydoğu cephesinde bulunan ana kapıdan sağlanmaktadır. Tuğla kâgir olarak yapılan bina tek katlıdır ve burada kullanılan tuğla tamamen enstitü öğrencileri tarafından imal edilmiştir. Zamanla çatı örtüsü yok olmuş, zemin döşemesi bitki, ağaç ve moloz yığını ile kapanmıştır. Kapı pencere doğramaları kısmen yok olmuş ve sağ tarafta bulunan pencerenin sonradan kapatıldığı gözlemlenmiştir. Sahnenin bulunduğu alan yaklaşık 1 metre yüksekliğinde olup burada çatı konstrüksiyonu okunabilmektedir. Yapının eski fotoğrafları incelendiğinde seyircilerin bulunduğu alanda herhangi bir tavan kaplaması bulunmamakta, çatı makas sisteminin tamamen görünür durumda olduğu tespit edilmiştir. Sol tarafta bulunan kapıdan sahne arkasına geçiş sağlanmakta ve burası yaklaşık 60 santim kot ile mutfak ve bulaşıkhanenin bulunduğu alana açılmaktadır. Yine bu alanda servis giriş kapısı bulunmaktadır. Yapının güneybatı cephesine bakan alanda atölye yapıları bulunmaktadır. Kuzeybatı cephesinde kotun yükseldiğini görmekteyiz. Kuzeydoğu cephesine bakan alanda yatakhane yapısı bulunmakta ve yine bu cepheden salona giriş çıkışı sağlayan ikinci bir kapı bulunmaktadır.
Son olarak sinema projeksiyon makinesinin bulunduğu makinist odasına Güneydoğu cephesinde yer alan kapıdan giriş sağlanmaktadır. Görmüş olduğunuz yapı enstitünün yatakhane bölümüdür. Köy enstitüsünün ana binasının karşı uç noktasında konumlanmıştır. Köy enstitüsüne var olan yatakhanenin yetersiz gelmesi durumunda ek bir yatakhane inşa edilmesine gerek duyulmuş. Bu yatakhaneye orada yaşayanlar Hilton olarak isimlendirmiştir. Giriş kısmından iki kol ayrılan bu yapı simetrik tasarlanmıştır. Yapının sağ ve sol taraflarındaki odalardan bazılarına girişler kapatılmıştır. Yapının giriş sol kısmında zeminde ve duvarlarda büyük hasarlar tespit edilmiştir. Merdivenin alt kısmında girişi bulunan ve kısa bir koridorla bağlanan tuvalet bölümü yatakhanenin ortak tuvaletidir. Zemin giriş kotundan daha alt bir kotta bulunmaktadır. Zemin kat planının tuvalet kısmı hariç geri kalan bölümlerinin plan izleri bir üst kata taşınmıştır. Yine üst katlarda büyük çapta hasarlar göze çarpmaktadır. Duvarlarda parça kayıpları sıvı dökümleri olarak görülürken tavan kısımlarında donatının korozyona uğraması gibi hasarlar karşımıza çıkmaktadır. İki nolu atölyeler ve derslikler yapısı bir nolu ana binanın solunda kalıyor olup Edirne Otoyolu'na yakın konumlandırılmıştır. Ön cephesi boyunca devam eden tepe ve incelilerin kasaları yok olmuş ve denizliklerde kırıklar mevcuttur. Girişin hemen yanında çatıya yığılan bir ağaç nedeniyle çatı hasar almıştır. Yapının içerisi uzun bir koridor ve bu koridora açılan derslikler ve atölyeler şeklinde düzenlenmiştir. Koridor döşeme kaplamasında kırıklar ve bozulmalar, tavanda yosunlanma ve tuzlanma mevcuttur. Duvarlarda sıva dökülmeleri, insanlar tarafından yazılan yazıların yanı sıra batı cephesinde bulunan giriş kapısının bir duvarı yıkılmış durumdadır. 60'larda fotoğraf odası işlevindeki bu oda yapının en çok zarar görmüş ve yıkılma tehlikesi bulunan bölümüdür. Koridor boyunca devam eden parapetin bu odada dönmesi ve duvar çatlağı arasında görülen sıvı ve boya izleri bu odanın sonradan eklenmiş olabileceğine dair kanıt oluşturmuştur. Dersliklerin içinde duvarlarda fazla miktarda sıva dökülmeleri, duvar yazıları mevcut olup tavanlarda yosunlanma, tuzlanma ve elektrik tesisatı döşeme demirleri nedeniyle korozyon problemleri çokça görülmektedir. Yapıda doğu cephesine doğru ilerledikçe döşemedeki eğimin artması sebebiyle eşik yükseklikleri artarak ilerlemektedir. Son üç sınıfın döşemesi ise yükseltilip bu sınıflara giriş basamaklar ile sağlanmaktadır. Ayrıca bu üç sınıfın döşeme kaplamaları diğer sınıflardan farklı olmakla birlikte bu sınıflarda daha az bozulma görülmektedir. Ana girişten batı cephesine ilerledikçe yükseltilmiş kot sebebiyle tepe pencereleri göğüs hizasına gelmektedir. Eski fotoğraftan yola çıkarak tepe pencerelerinin bulunduğu duvarların sonradan kapatıldığı kanısına varılmıştır. Çatıda çökmelerin dışında çatı kaplamalarında ve ön cephe boyunca devam eden metal oluklarda eksilmeler ve kırılmalar yaşanmıştır. Yapının en çok zarar gören batı cephesinde derin çatlaklar ve sıva dökülmeleri mevcuttur. Güney cephesi olan arka cephede fotoğraf odasının duvarı dışarı doğru bombeleşmiştir. Bu noktada arka cephenin eğiminin en yüksek noktası olduğu için pencerelerin zemine en yakın olduğu ve parapetin başladığı noktadır.
Patika yola paralel olan Doğu Caddesi'ne dönüşte parapette kırık ve bozulma gözlenirken eğim sebebiyle pencereler ulaşılamayacak seviyeye gelmiştir. Yağmur iniş borularındaki kayıplar ve sonradan örüldüğü düşünülen koridor duvarlarının izleri bu cepheden net bir şekilde okunabilmektedir. Çekir tepeliyiz, çekir ananın çocuklarıyız. 38 Edirne yalına ayak başı kabak. Sayımız 83 kişi el ele verdik. Çıktık yola öpmek için güneşi. Alın terimizle yoğurduk kefirin toprağını. Yürekteki ateşlerde pişirdik tuğlasını. Yükselttik. Trakya olmasını derken savaş patladı. Patladı bombalar. El kadar çocukların hayatı yandı. İnsanlık dört bir yana savrulmuştu artık. Karartma gecelerine inat aydınlatmak için. El ele ateş böceği oldular bu yurda. Çalıştılar gece gündüz uç uçağa. Omuzlarında keman asıklarında kitaplarıyla. Kız erkek ayırmadan, bıkmadan, usanmadan. Bir gurur abidesi şimdi başaranlar. Menekşeler savcılardır ateşin çocukları. Ülkemin her yanına ışıkları yayılır. Duramaz önlerinde karanlığı sevenler. Şiarımız hep aynı, kipir tepe yenilmez. Bugünlerden yarına adımız andımızdır, köy yoludur ülkümüz. Biz kefirliyiz, asla geri dönmeyiz. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Unutulmuş köyleri çünkü birlik böyledir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bu çalışmasının ilk döneminde bizimle paylaştıkları için arkadaşlara. Tekrar tabii kendilerine söz vereceğiz ama ben şimdi bu konudaki, daha doğrusu köy enstitüleri ve Kepirtepe üzerine bu videodan sonra değerlendirmelerini almak için sözü Sayın Neşe Gurallar'a vereceğim. Ama ondan önce kendisini yine kısaca bir tanıtmak istiyorum. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra doktora derecesini ODTÜ'den aldı. Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştığı dönemde içinde dönem içinde Koç Üniversitesi Anamet'te bir kısa dönem bursuyla çalışmalarda bulundu ve sonrasında 2017-18 yılları arasında Harvard Üniversitesi AHAN programında bulundu. Kendisi şu anda Atılım Üniversitesi'nde görev yapmakta. Halk Evleri, İdeoloji ve Mimarlık, Emergence of Modern Public Space from a Traditional Mosque Courtyard, Early 19th Century İstanbul Beyazıt başlıklı kitaplarının kitapları var. Ve çalıştığı konular ya da ilgi alanları içinde de ideoloji, kamusallık, kamusal mekan, modernite, kent ve kent tarihi bulunmakta. Evet, sözü size bırakıyorum. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Önce size bu etkinlik için teşekkür ederim. Gerçekten bizi İzmir'den aldınız, İzmir'e götürdünüz. Pandemi zamanında hele böyle dar sıkıntılı günlerde nefes aldırdınız. Çok iyi düşünülmüş bir etkinlik. Sizi tebrik ederim, bütün Dokomama ekibini. Filmleri hazırlayan arkadaşlarımızı da tebrik ederim. Üçü de birbirinden harikaydı. Çekimler işte film tekniklerine girmişler artık. Kareyi üçe bölüp üç görüntüyü aynı anda aktarmalar, dronlar, özellikle jeneriğin sıvaya sıkıştırılmış, yani jenerik demeyeyim de neyse, işte imzanın sıvaya sıkıştırılması vesaire. Hani artık yakında sinemacılar işsiz kalacak. Çok iyi filmler çekilmiş. Tebrikler üç ekibi de. Tebrik ederim. Şimdi köy enstitüleri ile ilgili Kepirtepe Köy Enstitüsü'ne gelmeden önce Kepirtepe Köy Enstitüsü'nün diğer köy enstitülerinin içinde nerede görmek lazım öyle bir bakalım diye düşünüyorum. Köy enstitüleri 17 Nisan 1940'ta açılıyor ama köy enstitülerinden önce köy eğitmen kursları var. Fikir çok basit, yani olanaklar kısıtlı. Diyorlar ki askerden dönen ve askerde okuma yazma öğrenen çocuklar, gençler köylerine döndüğü zaman köylünün ihtiyacını
karşılıyor. Bunu fark ediyorlar. İşte köylünün mektuplarını okuyabildiklerini, yazabildiklerini. Ve buradan bir köy eğitmen okulu kursu fikri çıkıyor. 1936'da bunlar başlıyor ve 4 tane peş peşe köy eğitmen kursu ve köy okulu açılıyor. Bu 4 köy eğitmen okulundan bir tanesi Kepirtepe'de 1938'de açılıyor. Yani köy enstitüleri kurulmadan önce. 1940'da köy enstitüleri kurulduğu zaman bu ilk açılan 4 köy eğitmen okulu köy enstitüsü haline alıyor. Dolayısıyla diğer toplamda 21 tane köy enstitüsü açılacak. En sonuncusu 1948'de Van Ernest'te. İlk etapta ilk 4 köy eğitmen kursu köy enstitüsüne çevrildikten sonra 10 tane daha açılıyor. Yani ilk yıl 1940'da 14 tane toplamda var. Sonunda da 1948 artık köy enstitülerinin faaliyetlerinin zaafa uğradığı dönem. Sonunda da toplamda 21 köy enstitüsüne sayı ulaşacak. Kepirtepe'nin böyle bir avantajı var diğer köy enstitülerine göre. Erken kurulmuş olmanın ona getirdiği bir avantaj var. Bu avantajı nasıl kullanıyorlar? Mesela 42'de Hasanoğlan Köy Enstitüsü kurulduğu zaman Kepirtepe'den öğrenciler gelip Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün inşaatında çalışıyorlar. Niye? Çünkü biliyoruz işte köy enstitüleri yaparak öğrenme sistemini pedagojik olarak metodunu benimsemiş bir kurum. Her şeyi yaparak öğreniyorlar. Köy enstitüsü bulunduğu yöreye göre farklı alanlarda uzmanlaşıyor. Kepirtepe mesela arıcılıkta uzman. Ama bunun işte diyelim işte Kars Çilavuz'da peynirde uzman. Şu anda tam 21 köy enstitüsünün hangisinin hangi konuda uzman olduğunu saymaya çalışmıyorum ama Kepirtepe arıcılıkta uzman ve her bölgede öğrenciler o bölgenin iklimine, şartlarına uygun tarım faaliyetlerinde bulunmakla birlikte bir de standart dersleri var, yapıcılık kolu ve iş eğitimi. Bu kolda da çalışıyorlar. Bu ne demek? Kendi binalarını kendileri yapıyorlar. Hatta elektriği olmayan pek çok köye elektrik ve jeneratörlerle tabii köy enstitüleri sayesinde geliyor. Suyu temin ediyorlar. Tarım için su bir numaralı önemli bir problem. Bütün bunlar inşaat demek. Bu inşaat derslerini gördükleri branş yapıcılık kolu ve iş eğitimi kolları. Kepirtepe'nin de daha önceden kurulmuş olmasının avantajıyla alana gelip inşaat işlerinde olan köy enstitüsüne yardım ettiğini biliyoruz. Bu inşaat meselesinde mesela marangozlukta eğitim aldığını bildiğimiz Mehmet Başaran var, şair. Mehmet Başaran Kepirtepeli. Ve bu faaliyetlerle Kepirtepe özellikle arıcılık konusunda köy enstitüleri arasında diğerlerinden farklılaşıyor. Kepirtepe'nin bir başka özelliği de sınıra yakın olması, yani Trakya'da olması, tam sınır olmasa bile, yani Trakya'da olması önemli. Ve Kepirtepe'yi Hasan Ali Yücel, Balkanlarda kurtarılmış bir bölge olarak tarif ediyor. Yani Kepirtepe ve bütün köy enstitülerinde yalnızca eğitim vermek ve bu eğitimin köylülere yayılmasını sağlamak dışında köy enstitülerine böyle bir ülkeyi bütünleştirici, birliği sağlayan bir adeta bir bekçi. Dolayısıyla Kepirtepe'de Balkanlardan kurtarılmış bir toprak olarak elimizdeki kıymetli bir vatan parçası ve buranın bekçisi köy enstitüsü olarak görülüyor.
Şeylere baktığımızda İsmail Hakkı Tonguç'un Ankara'daki arşivinde Kepirtepe ile ilgili bazı dokümanlar var, bazı arşiv belgeleri var. Bunlar hani Kepirtepe'den Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazılan yazılar, inşaatlarla ilgili yazılar bu arşivde saklanıyor. Birkaç örnek bulmak mümkün. Burada Kepirtepe'nin bir başka özelliği de köy enstitüleri açılır açılmaz 1940'ta hemen arkasından ilk büyük yarışma programı başlıyor. Toplamda 3 yarışma açıyorlar köy enstitüleri için. Birincisi bir ilk yarışma dizisinde yanlış hatırlamıyorsam sayıyı 12 köy enstitüsü projelendiriliyor. İkinci köy enstitüsü yarışması yalnızca Hasanoğlan için açılan. Sonra da iki köy enstitüsü için daha yarışma açılıyor. Kepirtepe'nin projesi bu ilk partide açılan yarışmada elde ediliyor. Yarışmanın mimarları Leman Tomsu ve Emin Onat. Emin Onat'ın 1940'ların başı yükseliş yılları, meslekte kariyerinde yükseldiği yıllar, Anıtkabir yarışmasını da kazandığını biliyoruz 40'ların başında. Bir başka kazandıkları ekip olarak Leman Tomsu ile birlikte kazandıkları bir diğer yarışmada zaten Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü, yani iki köy enstitüsünde Emin Onat'ın imzası var. Az önce Ankara'daki İsmail Hakkı Tonguç arşivinden söz etmiştim. Mesela burada Mualla Eyüboğlu Anhager'in, ki Mualla Eyüboğlu Anhager Sabahattin Eyüboğlu'nun kız kardeşi ve Sabahattin Eyüboğlu hem Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli hem de köy enstitüleriyle ilgili de çalışmaları var. Sabahattin Eyüboğlu Mualla Hanım'ın mezun olur olmaz köy enstitülerde çalışmasını istiyor ve Mualla Eyüboğlu mesleğinin ilk 5 yılını ve en hummalı yıllarını bu 21 köy enstitüsünün arasında mekik dokuyarak geçiriyor. Ve genç, yeni mezun olur olmaz büyük bir koşturma ve ağır bir mesleki faaliyet içine giriyor. Mesela Mualla Hanım'ın köy enstitüsüne merkeze yazdığı dilekçelerden birinde şeye rastlıyoruz. Leman Tomsu ve Emin Onat'ın çizdiği makasların öğrencilerin yaptığı duvarlar tarafından taşınamayacak büyüklükte olduğunu da, yani iki yıllık bir ya da yeni mezun bir mimarın iki sene önce proje derslerinde kritik aldığı hocasına bir eleştiri dilekçesi gibi keyifli bir belge bu. Ve şeylerin, makasların yeniden tasarımını rica ediyor. Tabii bu inşaatlar öğrencilerin kol kuvvetiyle, emeğiyle yapıldığı için örneklerde de gördüğünüz gibi genellikle mütevazi yapılar. Büyük açıklık geçilen ve büyük makasların yapıldığı yerler var. Bunlar, bunun örneğini az önce Kepirtepe'de gördük. Ankara'da da var Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde. Ama büyük çoğunlukla tek bir mekanda bu büyük açıklığı geçtikten sonra diğer yapılarda olabildiğince mütevazi davranmaya çalışıyorlar. Ve bunu da yapabildiklerini filmde de görüyoruz. Yani arazinin içinde araziyi ölçek olarak birkaç büyük yapı dışında özellikle lojmanlar ve derslikler küçük yapılar. Şimdi az önce zaten katılımcılardan Pınar Kılıç da yazdı. 2006 yılında Cengiz Bektaş bir mimarlık atölyesi öğrencilerle atölye çalışması gerçekleştiriyor. Cengiz Bektaş'ın o dönem Mimarlık Dergisi'nde yazdığı metne bakarsanız konuyla ilgili,
Yani burada her şey yapılmış zaten diyor. Gerekli tamirler yapılmış. Mimarlar Odası bir boya badana yapsa bu binalar kullanılır. Yani ayaktalar ve iyi durumdalar. Mimarlar Odası'nda bu binaları kullanmaya davet ediyor. 2021 aradan 15 sene geçmiş, bina kalmamış neredeyse. Çatılar gitmiş, doğramalar gitmiş. Hani gördüğümüz 3 bina içinde İzmir, Diyarbakır ve Kepirtepe arasında en eski olan ve şu anda da en kritik durumda olan ne yazık ki Kepirtepe Köy Enstitüsü. Çok da yol üzerinde, hani ulaşımı da kolay görünüyor. Yani umarım korunması için gerekli kaynak bulunur ve bu yapılar kurtarılır. Gerçekten bunlar yalnızca mimari açıdan değil, her zaman sizin de söylediğiniz gibi hafıza açısından önemli yapılar. Yani Mehmet Başaran'ın bir zamanlar yaşadığı, büyüdüğü, nefes aldığı, bir şairimizin yetiştiği bir binayı neden koruyamıyoruz ve onlarca, yüzlerce öğrencinin yetiştiği ve bugün hala vakıflarıyla, dernekleriyle, köy enstitülerine sahip çıkan bu mezunların mekanlarını korumakta bu kadar büyük zorluk yaşamamamız gerekir. Bu binayla ilgili Emin Onat ve Leman Tomsu ekibinde, Leman Tomsu'nun Halk Evi projesi de var. Yani ikisinin de meslek kariyerinde yarışmalar kazandığı dönem. Leman Tomsu da Münevver Belen'le birlikte Bursa Halk Evi'ni kazanıyor ve inşa ediyorlar. Bu kuşağın eserleri gerçekten bugün ciddi tehlike altında. Ben daha fazla sözü uzatmayacağım ama hem Diyarbakır'dan hem İzmir'den çok enteresan notlar aldım kendime. Bu sunuşların çok faydalı ve keyifli olduğunu düşünüyorum. Hepinize teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler katkılarınız için, yorumlarınız için. Şimdi videoları hazırlayan arkadaşlara bu turda söz vermek istiyorum kısaca. Aslında etkinliğin saatinin bitişini 20 olarak duyurduk ama biraz esnetmekte çok da sorun olmayacaktır. Hazır bir araya gelmişken, bu kadar değerli çalışmaları da izlemişken, izninizle dolayısıyla planladığımız gibi devam edelim. Diyarbakır Dilan Sineması ile ilgili sunuşu hazırlayan arkadaşımız Pınar Can'dı. Kısaca ben kendisini tanıtayım. Pınar da dahil olduğu çalışma ve konuyla ilgili yorumlarını aktaracaktır. Kendisi Kasım 2019 Haziran'ı itibariyle Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nden Suriçi, dönüşen Suriçi üzerinden nostalji üretimini anlamak adlı araştırmayı yürütüyor Aysel Fidan'la birlikte. 2020 Ağustos ayında Diyarbakır Sur bir bellek yolculuğu projesine dahil olarak Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nde profesyonel olarak çalışmaya başlıyor. Yine bu proje kapsamında Sur içinde fotoğraflama ve envanter tespit çalışmaları yapıyor. 2020 Aralık ayından bu yana da derneğin arşiv ve portal projesini kapsamında oluşturulan kent arşivinin düzenlenmesi işlerinde çalışıyor. Biyanet.org'da da Diyarbakır odaklı hafıza ve mekan yazıları yazıyor. Diyarbakır tabii son dönemde yaşadığı çok ciddi ve büyük ölçekli koruma problemleriyle, hepimizin üzüntüyle karşıladığı bir durumla karşı maalesef, sadece 20. yüzyıl için değil, çok daha erken dönem ve kentin geleneksel dokusunun da maruz kaldığı tahribat maalesef hepimizi, özellikle koruma alanında çalışanları ciddi derecede üzdü. Ben sözü Pınar Can'a vermek istiyorum. Öncesinde Ordu Evi ile ilgili de bir girişimi vardı. Maalesef onu da kaybettik. Bütün bunlardan bahsedebilirsin. Söz senin Pınar, buyur lütfen. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Ben Mimarlar Derneği 1927'nin modern mimarlık araştırmaları kapsamında
bir proje yürütüyorum. Oradan bir burs aldık diyelim. 1923 ve 70 dönemini anlamaya çalışan Diyarbakır'ın Cumhuriyet dönemi modern mimarlık hafızasını anlamak isimli bir proje. 30 tane yapı seçip bu 30 yapı üzerinden Diyarbakır'ın aslında Cumhuriyet sonrası nasıl dönüştüğünü, nasıl yeni bir şehir kurulduğunu, o sıkışan sur içinden nasıl çıkıldığını, sıkışan da tırnak içinde bu arada, bunu anlatan bir kitapçık ve harita çalışması inşallah Ocak sonunda tamamlanacak. Bu proje kapsamında çalışırken Dokomomo'dan bu Dilan sineması üzerine bir teklif geldi. Bu şekilde oldu. Tabii ben çok daha detaylı konuşma fırsatı, anlama fırsatı buldum Dilan sineması hakkında ve güncel bir iki şey daha öğrendik. Yapının bir şekilde tescilinin düşürülmesi için sahiplerinin bunu mahkemeye götürdüğünü biliyorduk. Fakat şimdi de Diyarbakır'ın Kayyum Belediyesi orayı kamulaştırmak istiyor. Ve sanırım aileye bir ücret de teklif edilmiş ama böyle çok düşük bir ücret olduğu için aile çok yanaşmamış. Ailenin de çok koruma gibi bir derdi yok göründüğü kadarıyla. Hani onlar da biraz satarak ya da işte tescilden düşürüp istedikleri gibi dönüştürerek bir nevi kurtulmak istiyorlar aslında yapıda. Onun hemen yanında da şeyde de sunumda da bahsetmiştim. Ordu evi vardı. Ordu evinde geçen sene 2020'de 2020 Ekim'de kaybettik ne yazık ki. O da yine Dağkapı Meydanı kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkıldı ve otopark yapılacak. Yani hani kentte otopark yapacak alan yok. Hani kaç katlı bina yıkıldı yani. Hatta Dağkapı Meydanı için orası surların yıkılmasıyla oluşmuş bir 1930'larda bir alan. Şimdi de böyle ütopik fikirler var. O yıkılan surları bir daha yapmak istiyorlarmış. Dağkapı Meydanı'nı kapatıp. Bu şekilde ilginç Kayyum Belediyesi'nin fikirleri var. Aynı şekilde yine hemen çok yakın olan turistik otelde bir dönüşüm söz konusu. Yani yapının iç mekanı tamamen yok edilmiş. Şu an bir dış duvarları kalmış yani. Onunla ilgili sanırım bir de Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden de böyle bir şekilde fikirler falan alınmış. Yani hani üniversitelerin bu işe böyle girmesi de çok enteresan. Diyarbakır'ın ne yazık ki modern mimarlık alanındaki durumu bu. Çok teşekkürler Pınar. Evet, ben de aslında bu tescil sürecine kurul üyesi olarak zamanında dahildim. Senin video sunuşunda da bahsettiğin o 2010 yılında. İçinde Dilan Sineması ve turistik otelinde bulunduğu ve birkaç kamu yapısının daha bulunduğu, aslında Meral de hatırlayacaktır, koca bir listeydi. Ve biz bunları tekil olarak tescillemeyip aslında Diyarbakır kentinin 1950 sonrasındaki gelişiminin birer parçası olarak yapıları bir bütün tescil kararıyla koruma statüsüne ulaştırmıştık. Fakat başta kamu kurumları bu durumu deldiler sahip oldukları güçlerle. Daha sonra da tabii ki çeşitli özel mülkiyetteki yapılar için bahsettiğin durum gündeme geldi. Zamanında turistik otelin de sahipleri ile hiç de hoş olmayan kişisel konuşmalarım olmuştu bu tescil üzerinden. Yani net söyleyeyim, tehdit almıştım. Maalesef bunlar oluyor ama o dönemde yine hatırlayacaksınız, hem Mimarlar Odası'nın hem belediyenin kentin 20. yüzyıl katmanına ilişkin koruma konusunda çok daha olumlu ve pozitif bir yaklaşımı vardı. Maalesef karar vericilerin de tutumları bu konudaki gidişatı çok doğrudan etkiliyor. Gerçekten üzücü koruma adına. Peki sıradaki sunuşumuz İzmir'de. İzmir SSK blokları. Bu sunuşu iki arkadaşımız hazırlamıştı. İdil Ece Şener ve Hikmet Eldek Güner. Kendilerini tanıtayım, sonra sözü yine kendilerine bırakacağım. İdil Ece Şener 2016 yılında lisans eğitimini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık bölümünde tamamlamıştır. 2019 yılında aynı kurumun Mimari Restorasyon bölümünde yüksek eğitimini yapmıştır ve daha sonra YÖK doktora burs programıyla İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde Mimarlık Anadolu dalında doktora eğitimine devam etmiştir. İtalya'da bir ofiste stajyer olarak çalışmıştır.
Günümüzde de akademik konularda özellikle endüstri mirası, modern mimarlık mirasının korunması ve kolektif bellek konularına eğilmektedir. Hikmet Eldek Güner ise lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı'nda yapmıştır. Daha sonra Sümerbank, Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası'nın korunması konusundaki temel yaklaşımlara odaklanan teziyle doktor ünvanını almıştır. 2019 yılında doçent olmuştur. Günümüzde İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde görev yapmaktadır. Ağırlıklı olarak erken cumhuriyet dönemi ve yapıları, modern mimarlık mirası ve 20. yüzyıl yapılarının koruma sorunları, restorasyon uygulamaları, kentsel koruma planlaması konularına eğilmektedir. Evet, sözü Ece ve Hikmet'e bırakıyorum. Buyurun. Merhaba, öncelikle üç sunumda çok etkileyici ve çok fikir sahibi olmamızı sağladı bence. Özellikle Dilan Sineması ve Köy Enstitüsü ile ilgili bir SSK'yı çalışırken aslında kullanımın ne kadar da koruduğunu görmüş olduk bu anlamda. İzmir SSK'yı biz de 1927 Mimarlar Derneği'nin Modern Mimari Miras Koruması Projesi'nde de verdiği destek ile beraber doktora öğrencim İdil Ece Şener'le çalışmaya başladık ve girdiğimizde aslında sadece binanın korunması üzerine odaklanırken Feyzal da çok güzel söyledi, kültürün merkezi olduğunu, kentin gelişiminin merkezi olduğunu çok da yeni İzmirli olarak bilmiyordum ben işin açıkçası. Çalıştıkça konunun derinliğini, yapının önemini kavradık. Böylesi bir projeye dahil olduğum için çok şanslı hissediyorum. Ece belki biraz İdil devam etmek ister çünkü emeği çok fazla, hem arşiv taraması hem de yapının belgelenmesi anlamında. Hepinize teşekkür ediyorum Dokomum olarak da. İyi çalışmalar. Merhabalar. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten hani bizim için çok keyif veren bir süreç oldu çalışma. SSK blokların Hikmet Hocam'ın da dediği gibi Mimarlar Derneği'nin desteğiyle devam ediyoruz. Yaklaşık bir 7-8 aydır bu proje üstüne çalışıyoruz biz de. Ve sonucunda bir kitapçık oluşturup yayınlamak niyetindeyiz. Bu yapının hani korunması gerçekten bizim için çok değerli. Çünkü Konak Meydanı'nda önemli bir, değerli bir yapı. Kent belleğinde çok değerli. Feyzal Hocam'ın da dediği gibi geçişleriyle, pasajlara ulaşımıyla asla kenti bölmeyen, aslında içine çeken bir yapı. Ve tabii ki de son dönemde Konak Meydanı'nın dönüşümü söz konusu. Bu da bizi üzüyor. Umarım ne belediye binası ne de SSK blokları zarar görmez. Ve çünkü orada oluşacak kentsel boşluk kentin belleğinde de yara açacaktır. Söyleyeceklerim bu kadar benim de. Çok çok teşekkürler. Şimdi sözü kendisini tanıttıktan sonra Aylin'e vereceğim. Aylin Akçabozan Taşkıran'a. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin mimarlık bölümünden 2010 yılında mezun oluyor. Daha sonra yine İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Programı'nda yüksek lisans yapıyor. Ve hemen ardından bu sefer Yıldız Teknik Üniversitesi Rölü ve Restorasyon Programı'nda doktora eğitimini tamamlayıp doktor derecesini alıyor. 2009-2010 yılları arasında Erasmus bursuyla bir yıl süreyle İtalya Politecnico di Milano'da çalışmalarda bulunuyor. Özellikle akademik çalışmalarını 2013 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dalı'nda sürdürmekte. Çalıştığı, özel olarak ilgilendiği konular arasında dünya miras alanlarında koruma kuramı, modern mimarlık mirasının korunması, geleneksel yapım teknikleri ve çevre ölçeğinde koruma konuları bulunuyor. Evet Aylin, ben sözü sana bırakayım. Çok teşekkürler Yıldız Hocam. Çok teşekkür ederim. Değerli Dokomomu ekibine de bize bu fırsatı verdiği için, bu kapıyı açtığı için çok çok teşekkür ediyorum. Biz aslında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı adına konuşacağım. Çünkü bu sene
yüksek lisans öğrencilerimizle, 14 yüksek lisans öğrencimizle bu sene koruma projesi ve tarihi çevre projesi kapsamında Kepirtepe'ye davet edildik. Lüleburgaz Belediyesi tarafından. Açıkçası ilk baştaki diyaloglarımızda onların istekleri, niyetleri, yani ortak bir niyet çok önemliydi. Ve bizi çok iyi karşıladılar. Biz de her sene bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığımız proje derslerimizi, aslında köy enstitülerinin de temelinde yer alan bu etkin ve yaparak öğrenme sürecini de destekleyerek orada bulunmak gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Burada aslında Kepirtepe'nin mekansal tarihini incelerken daha önce yapılmış çalışmalardaki bu mekansal bilgi ve analizleri de bir araya getirme fırsatımız oldu. Çok sayıda sözlü, yazılı tarih çalışması vardı, arşivdeki belgeler vardı. Onları bir araya getirdik gitmeden önce. Alana gittiğimizde bizi tabii ki burada 15 yıl içindeki değişimden bahsediyorsunuz. Çok üzüldük yani, açıkçası o ilk alanla karşılaşmamız biraz dramatik oldu. Fakat daha sonra dernekler, Kepirtepeliler Eğitim Vakfı, Lüleburgaz Belediyesi, hemen alanın karşısında bulunan Kepirtepe Anadolu Lisesi Müdürü, Müdür Yardımcıları, inanılmaz bir sevgiyle, coşkuyla ve bu niyetimize karşı inanılmaz bir ilgiyle karşılaştık. Ve çok enteresan bir durum. Biz sahada çalışırken terk edilmiş metruk yapılarda, kimsesiz yapılarda çok sayıda Kepirtepe'li, mesela Kepirtepe mezunu, okumuş, yurt dışına yerleşmiş, senelerdir yurt dışında yaşıyor ama okullarını ziyaret etmeye gelmiş çok sayıda Kepirtepe'li ile karşılaştık. Aynı zamanda öğretmen olup orada bizimle o deneyimlerini paylaşanlar oldu. Bir de şöyle bir gelenek var. Kepirtepe Anadolu Lisesi'nde de oradan mezun olmuş öğrenciler tekrar gelip oraya öğretmen olarak gelmişler. Bu da aslında eğitimdeki sürekliliği ne kadar sürdürme niyetinde olduklarını ve sürdürdüklerini gösteriyor. Yani o Kepirtepe ruhu, kepirlilik denilen. Bu bizi çok mutlu etti. Aslında bu köy enstitülerinin kırsal bir modernleşme projesi olarak en güzel örneği karşımızdaydı. Ve hala oradaki insanlar tarım arazilerini, mevcut olan Kepirtepe Enstitüsü'nün, köy enstitüsünün içinde olan alanları ekmeye, oradan ürün elde etmeye çalışıyorlar. Bu da güzel bir gayret. Tabii sorunlar da var, alanın sorunları, bakımsızlık, terk edilmişlik gibi. Bir takım mülkiyet problemleri var. İşte orası aslında işte üniversitede, orasının mülkiyeti başka yerde gibi. Hani böyle bir parçalanma da söz konusu olabiliyor. Ama en nihayetinde çok güzel bir, biz bir kapı araladık. Yani bir adım attık. Ve ben bunun gerisinin geleceğine de inanıyorum. Dolayısıyla sanki tek eksiklik oranın işte projelerinin yapılması gibi, orada da aslında karşılaştığımız eksiklik buydu. İşte projeleri yapılsa, herkes hayalini anlatıyordu. Burası bir sanat köyü, burası bir bilim köyü olsa ne kadar güzel olurdu diye. Biz de aslında o hayalleri biraz paylaştık. Biz de hayal ettik ve şu anda da belgeleme çalışmasını tamamlamak üzereyiz, röleve çalışmasını ve restitüsyon, restorasyon projelerini ile devam edeceğiz. Aynı zamanda tarihi çevre değerlendirme projeleri kapsamında bir alanın kentsel rölevesini hazırlıyoruz. Açık alan, yapılı çevre analizleri, tescil durumu analizleri, dönem analizleri, mevcut işlev analizleri ile devam ediyoruz. Şu anda bu aşamadayız. Bize bu anlatma şansı verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Dokumama Türkiye ekibine de. Ayrıca Neşe Hocama değerli yorumları için çok çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Tabii tüm katkılar için. Biraz vaktimiz var diye düşünüyorum. Tez yapanlar olduğunu görüyorum chatten.
Söz almak ister misiniz ya da çeşitli değerlendirmelerde bulunmak, yorumlarınızı paylaşmak için el kaldırırsanız söz verebilirim. Mikrofonunuzu açıp rahatlıkla dahil olabilirsiniz konuşmaya, tartışmaya. Katılmak isteyen herkese şimdi bir 5-10 dakika bir vakit tanıyabiliriz diye düşünüyorum. Ben küçük bir şey not edeyim. Hani şanslı, evet, kelimesini kullanmış olabilirim ama aslında kullanmam gereken kelime şanslıdan çok tecrübeli olması gerekirdi. Hani eğer şanslıyı kullandıysam onu tecrübeliyle değiştireyim. Hani birkaç yıl önce kurulmuş olmanın tecrübesini diğer enstitülere yardımlaşarak aktardılar. Hani benim Kepirtepe için ifade etmeye çalıştığım şey bu. Ama tabii çok yer değiştirmesi ve sürekli bu yer değiştirmelerden mağdur olması üzücü. Ama hani Kepirtepeliler belli ki dirençli, çok sağlam. En son filmde Aylin hocamızın kullandığı rap müzik bunu gösteriyor. Çok iyi bir müzik, yani çok iyi bir parçaydı. Hani girişte Kepirtepeliler marşı, çıkıştı güncel 2000'lerden bir rap parça. Hani Kepirtepe'deki dayanma gücünü gösteriyor. Bu umarım enstitü binasına da yansır. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bildiğim kadarıyla aynı marşın rap versiyonu, Ebru'dan aldığım bilgiye göre. Değil mi Aylin? Ebru buyurun. Sözü sana veriyorum. Yönetmen olarak. Evet, buyur. Kusura bakmayın, biraz teknik sorunlar yaşadığından ne kameramı açabildim ne tam daha önce yorum yapabildim ama bizim, evet, buradaki bir diğer iki video çok bilgi verici, çok detaylı ve çok farklı koruma sorunlarına değindi modern mimarlığın. O anlamda çok teşekkür ediyorum, gerçekten çok iyi tanıtımlar oldu. Bizimki biraz farklı, hani böyle bir ilk gözlem, bir kapı açıldı ve girdik gibi. İlk topladığımız veriler ve ilk etkilenmeler, hani öğrenci videolarıydı arada izledikleriniz. O anlamda umuyorum ki daha sonra daha farklı verilerle de yeni bir videoya evrilecek bu. Neşe hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bazı şeylerin devamının gelmiş olması, geliyor olması çok önemli. Arıcılıkla ilgili vurgu yapmak istiyorum. Burada özellikle arıcılığın uzmanlık alanı olduğunu söylediniz. Bunu hala sürdürenler var. Ve ailenin bahsettiği gibi bu alanın kullanımına yani sürekli ziyaret ediyorlar ve alan, evet, çok atıl bir halde ama bu sosyal değer, sosyal dayanışma bizi gerçekten en çok etkileyen noktalardan biriydi. Ve ilk defa bir alanda gerçekten çok fazla veri var elimizde. Daha önce yapılmış çalışmalar var. Cengiz Bektaş'tan bahsedildi. Bunları değerlendirip nitelikli bir belgeleme çalışmasına dönüştüreceğiz diye umuyorum. Herkese teşekkür ediyorum bu organizasyona emek veren. Teşekkürler Ebru. En çok emek verenlerden biri de sensin, biliyoruz. Şimdi iki söz isteğimiz var. Doruk Şahinöz söz istedi. Daha sonrasında da Oğuz Coşkun söz vereceğim. Buyurun. Mikrofonunuzu açar katılabilirsiniz. Evet. Geliyor şu an sanırım. Evet, buyurun. Evet. Merhabalar. Öncelikle bu yaptığınız 3 binanı sunmak için çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten ufkumuzu açıcı videolar oldu. Ben biraz Kepirtepe üzerine biraz konuşmak istiyorum da. Yani bir tez aşaması sürecindeyiz. Mimar Sinan Üniversitesi'nden Burcu Hocam'la birlikte, Burcu Büken Can Timur'la birlikte buranın işte koruma sorunları üzerine bir çalışma yapmaktayız. Maalesef işte bu pandemi süreci vesaire girdi. Bizim biraz çalışmalarımızın süresi de uzadı. Yani yaklaşık 2020 yılının başlarından beri biz hani alanda çalışma yapıyoruz. 2 yıla yaklaştı artık. İşte bakalım, artık tamamlama sürecine doğru ilerliyoruz. Şöyle, yani aslında ben dedim, bir savaş süreciyle başlayan bir süreç aslında bu enstitülerde ve bundan en olumsuz etkilenen belki de Kepirtepe Köy Enstitüsü. Yani aslında baktığınız zaman 4 kere kurulmuş bir enstitüdü.
İşte başta öğretmen, köy eğitmen okulları olarak başlıyorlar. Ve Trakya bölgesi savaş zamanı tampon bölge haline geldiği sürece de dayanmaya başlıyor ve önce Edirne Kırkağaç'tan başlayan bir süreçle birlikte işte 3-4. Seferde de bizim şu anki alanımız yani Kepirtepe arazisini taşınıyor. Burada yine deneyimleme süreçleri yaşıyorlar. İşte ilk binaları tamamlamaya başladıktan sonra bu sefer Hasanoğlan'a göç ediyorlar. Orada bir IMC sürecine katılıyorlar. Bir iki bina yapıyorlar. Çok fazla belgeyi de yanlarında götürmüşler Ankara'ya geldiklerinde. Ve işte döndüklerinde daha da fazla deneyim kazanıyorlar. Hatta bu işte Mehmet Başaran, şair Mehmet Başaran'ların olduğu bir grup bu. İlk mezunlar. Bunlar hatta işte diyorlar ki biz binaları yaptık. İşte bizden sonra gelenler hiç bina yapmıyorlar. Biz ne zaman ders göreceğiz diye. İşte o dönem aralarında muhabbetler oluyor. Ve binalara baktığınız zaman eklemlenmiş binalar bunlar. Şimdi çoğu enstitü hazır binalar üzerinde kuruluyor bazıları. Ama Kepirtepe sıfırdan bir oluşum süreciyle başlayan bir süreç içerisindeler. Ve işte hiç binalar olmadığı için de ana binaları çok fonksiyonlu kullanıyorlar ve zamanla öğrenci alımları da arttıkça yeni yeni binalara yerleşiyorlar ve enstitü kapandıktan sonra da bu binalar yine kullanılmaya devam ediyor ve işte İstanbul asfaltının karşısına dönüşümlü olarak başlıyor binalar. İşte en son 90'lı yıllara kadar da öğretmen lojmanları kullanılmaya devam ediyor. İşte tabii binalar zamanla işlevsiz kaldıkları için de zamanla tabii bozuluyor, yeni binalara ihtiyaç duyuluyor. Ama hiçbir zamanda sürdürülebilirliğini kaybetmemiş bu binalar yani. Zaman zaman kullanılmaya çalışılmış, onarılmak istenmiş. Ancak şu anda mülkiyetleri sanırım Kırklareli Üniversitesi'nde ve buraya üniversitenin yerleşkesi verilirken bunları biz eğitim fakültesi olarak kullanalım diye düşünülerek verilmiş ancak hiçbir girişimde de bulunamamış yani. Maalesef o şekilde. Umarız çok daha iyi bir gelecek oluşturulabilir hep birlikte. Siz tez yapıyorsunuz. Bir diğer üniversitede yine konu edilmiş lisansüstü eğitiminde. Çok daha nitelikli bir sonuç elde edilir diye düşünüyoruz. Ben şimdi Oğuz Bey'e söz vermeden önce sayın katılımcılarımızdan fotoğraf almak üzere uygun olanlarınızın tabii ki kameralarını açmasını rica edeceğim. O sırada Oğuz Bey'e söz vereceğim. Sonra da teşekkürlerim var. Onunla bitireceğim izninizle. Buyurun Oğuz Bey. Süremiz de bir 5 dakika. Buyurun. Merhaba. Tekrar herkese iyi akşamlar. Merhaba hocam. Çok çok teşekkürler. Çok değerli zaman oldu. Yine çok şey öğrendik. Ben çok kısa bir şey sormak istedim bu sefer. Tabii Dokomomo'yu yeni tanıyorum. Biliyorsunuz daha yeni tanışıyoruz. Şimdi bütün bu koruma çalışmalarının yani şu andaki bu akşam konuşulduğu gibi Dokomomo'nun incelemelerinin yaptığı incelemeleri acaba bu korunan eserlerin korundukları zaman yani bugünkü varlıklarını sürdürmeye devam ettikleri zaman ve bunun ötesinde nasıl hayat bulabilecekleriyle ilgileniyor mu Dokomomo? Yoksa sadece bu eserlerin değerleri, zaman içindeki anlamları, işte mimarlık için, işte çevre için, işte kamusal alanda veya diğer alanlardaki alanlarıyla mı ilgili? Yani varlığının değeriyle mi ilgileniyor yoksa acaba mesela bu gelecekte şöyle bir şey olabilir, bu binalar şu şekilde kullanılabilir gibi geleceğe yönelik fikir yürütme konusunda Dokomomo'yu ilgilendiriyor mu, ilgilendirmiyor mu onu merak ettim. Çünkü mesela yani bakıyorum şimdi mesela o sinema binası veya köy enstitüsü yerleşimi gelecekte aslında bir şekilde cazip yani şu andaki döngü içerisinde bir şekilde cazip hale getirilerek tekrar bir inisiyatife cazip hale getirilerek tekrar canlandırılabilir. Ama bu Dokomomo'yu ilgilendiriyor mu ilgilendirmiyor mu onu merak ettim. Teşekkür
Dokomomo adına yanıt verebilirim sanıyorum. Yani tabii ki organizasyonun ya da örgütün tanımı içinde 20. yüzyılın ve modern dönemin miras değerlerinin hem tanımlanması hem değerlendirilmesi hem de geleceğe nasıl aktarılacağı konusunda fikir ve projeler üretmek var oluyor. Dolayısıyla gelecekteki gerek kullanımları gerekse de restorasyon yaklaşımlarının ne olması, koruma yaklaşımlarının ne olması ve bu süreçlerin nasıl çok aktörlü sürdürülebileceği, yapıların gelecekte nasıl yeni bir hayat bulacakları tabii ki örgütün çalışma konuları içinde. Özellikle koruma uzmanı olanlarımız bağımsız olarak bu konularla da ilgileniyoruz zaten. Demin sunuşu yapan örneğin Aylin arkadaşımız gibi. Onlar da sanıyorum bu dönem yapacakları proje çalışmasında son etapta böyle bir öneri geliştireceklerdir. Hakeza test çalışmasını yapan Doruk Şahin de benzer bir yol izleyecektir. Dolayısıyla bu tür alanlara ve yapılara ilgilenen koruma alanından ilgilendiğimizde genellikle bir gelecek projeksiyonuyla bitirmeyi hedefliyoruz. Zaten temel amacımız da bu yapıların sağlıklı bir şekilde hem fiziksel yapı olarak sağlıklı bir şekilde hem de doğru işlevlerle, doğru kullanımlarla gelecek nesillere aktarılabilmesi. Dolayısıyla ilgileniyoruz tabii ki. Şimdi çok teşekkürler katkılarınız için. Bir küçük notum var. Dikkatinizi çekmiştir. Bugün sunulan iki yapı, İzmir SSK blokları ve Diyarbakır Dilan Sineması, Mimarlar Derneği 1927'nin desteğiyle devam eden projeler. Bu noktada Dokomo Türkiye olarak son teşekkürümüzü Mimarlar Derneği 1927'ye sakladık. Zira geçen sene de açık kapı etkinliğimizde birlikteydik. Kendilerinin kullandığı yapıyı bize tanıtmışlardı. Cinnah 19'u. Bu seneden itibaren de aslında aramızda şöyle bir dayanışma oluştu. Bundan sonra önümüzdeki modern miras proje desteklerinin verilirken Dokomomo Türkiye'nin açık kapı etkinliklerine katkıda bulunmak gibi bir şartı dahil edeceklerini söylediler. Dolayısıyla birlikteliğimiz ve karşılıklı desteğimiz ilerleyen yıllarda da devam edecek. Kendilerine bu işbirlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu alanda verdikleri destek için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Hepinize katıldığınız için, dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sonraki etkinliklerimizde buluşmak üzere diyorum. Herkese teşekkürler tekrar. Zeynep Hanım merhaba ve hoşça kalın.